sohbetleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 20 Mart'ta yılın ilk güneş tutulması meydana gelecek. 20 Mart'ta Türkiye saatine göre 11.37'de 29 derece balık burcunda güneş ve ay birleşecek ve yeni ay doğacak. Aynı zamanda da tam güneş tutulması meydana gelecek. Tutulmanın tam bir güneş tutulması olması ve aynı zamanda da güneşin Koç burcuna geçişine yakın bir zamanda meydana gelmesi, yani ilkbahar ekinoksuna denk gelmesi tutulmanın önemini biraz daha arttırıyor. Özellikle önümüzdeki 3 ay süresince tüm dünya üzerinde etkileri biraz daha hızlı, kesin ve görünür olabilir, çok güçlü olabilir bu güneş tutulmasının. 120 nolu Saros ailesine ait bir tutulma güney düğümde meydana gelecek. Toplam süresi 2 dakika 47 saniye sürecek. Avrupa'dan, Kuzey ve Doğu Asya'dan, Kuzey ve Batı Afrika'dan izlenebilecek bir tutulma. Değişken grupların son günlerinde doğanlarla öncü grupların ilk günlerinde doğanlar bireysel olarak çok daha fazla etki alabilirler. Özellikle 19-22 Mart arası doğan balık ve koçlar, 19-22 Haziran arası doğan ikizler ve yengeçler, 19-23 Eylül arası doğan başak ve teraziler, 19-23 Aralık arası doğan yay ve oğlaklar bu tutulmadan daha güçlü etki alacaklar. Onların yaşamlarında çok önemli değişimler, yenilikler olabilir. Yeni kapılar açılabilir ve yaşamları bu tutulma enerjileriyle beraber hızlı olarak değişebilir. Bir tutulma yeni aydan farklı olarak daha uzun süre yaşamlarımıza dahil olur. Yani en az 6 aylık bir süre bir sonraki güneş tutulmasına kadar tutulma etkilerini hissedebiliriz. En fazla hissedeceğimiz dönemler tutulmanın gerçekleştiği hafta, Nisan ortaları, yani tam bir ay sonrası 20 Nisan civarı ve Güneş'in ikizler burcuna geçişiyle tutulma derecesini tetikleyeceği Haziran ortalarında, 20 Haziran civarında bu tutulma enerjilerini biraz daha fazla hissetmemiz mümkün sevgili izleyiciler. Evet, tutulma sırasında Uranüs-Plüto karesinin etkinleşmesi, aynı zamanda tutulmanın 29 derece balık burcu, yani hassas bir noktada olması ve Şahit sabit yıldızıyla da birleşmesi biraz daha fazla aslında zor ve güç, stresli durumlarla da karşılaşabileceğimizi işaret ediyor. Özellikle toplumsal konularda bu sabit yıldız özellikle denizler ve sulardan gelebilecek tehlikelere, boğulmalara işaret edebilir, doğa felaketlerine neden olabilir. Bunun yanı sıra çok göz önünde olan toplumsal kavramlar, ölümler, cinayetler, intiharlar söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra çok sırlı, gizemli, geri planda olan gizemli olayları da işaret edebilir balık burcu enerjisiyle beraber. Aynı zamanda farkındalıkla kullanılabilecek çok güçlü burada hem sanatsal hem yaratıcı bir enerji de var. Bilinçli bir şekilde de bu güçlü enerjiyi yaşamlarımızda çok önemli gelişmeler için, değişimler, dönüşümler içinde kullanmamız mümkün. Ancak özellikle su, deniz ve buradan gelebilecek kazalara karşı da biraz daha temkinli olunması gereken bir dönem olduğunu söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Evet, tutulma etkilerini hazırladığımız videolarda burcunuza ve yükselen burcunuza göre biraz daha detaylı izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.